Arkadaşlar, kadınlara özellikle vermek istediğim bir mesaj var. Bu kanalı açtığımdan beri kadınlara erkek dünyasını anlatıyorum. Bu işten de büyük bir keyif alıyorum. Kadınlarda gördüğüm bir yanlış var ve bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bu konuda size bir tüyo vereceğim. Aldığım mesajlar, yaptığım çalışmalar, danışanlarımla yaptığım görüşmeler hep aynı şeyle karşılaşıyorum. Kadınlar şunu söylüyor mesela. Adil Bey neden ben sürekli olarak yanlış erkekleri seçiyorum? Neden benim karşıma hep yanlış adamlar çıkıyor? Burada benimle ilgili bir sıkıntı mı var? Ben kendimle ilgili hangi sıkıntıyı çözmem gerekiyor? Çünkü hep yanlış erkekleri seçiyorum. Arkadaşlar, şimdi öncelikle videomda şu bilgiyi size önden aktarayım. Yanlış erkekleri bütün kadınlar seçiyor. Bütün kadınların yanlış erkeklerle bir ilişkisi olmuştur. Yanlış bir adam veya belki onlarcası bütün kadınların karşısına çıkmıştır. Ama bir fark var. Yanlış erkekler konusunda yönünü değiştiren, bu konuyu kapatan ve doğru adam bulmak için doğru düşünce tarzına giren kadınların bir farkı var. O kadınların diğer kadınlardan yani sürekli aynı şeyleri yaşayan kadınlardan bir farkı var. Onlar da yanlış erkeklerle karşılaşıyorlar ama ısrarcı olmuyorlar ısrarcı olmuyorlar. Lütfen buna dikkat edelim. Yani karşısındaki adamın bir takım kötü sinyaller verdiğini anladığı zaman o adamın bir takım hani hep anlatıyorum ya şakayla karışık sırtlan erkek modelini oluşturduğunu gördüğü zaman o adamdan o sinyalleri aldığı zaman ısrar etmiyor. Şimdi ben kadınlarda bir konuya çok hayranım. Ya yani birçok konu var da özellikle şimdi bu videoda bunu anlatacağım. O da mücadele. Kadınlar bazı adamlarla ilgili mücadele etmeyi severler. Bazı adamların ruhundaki serseri bir olayı hani tabiri caizse ruhundaki böyle depresif, böyle işte hafif gizemli, işte böyle bir takım hani kendi hayatıyla ilgili böyle depresyonlarını, kaoslarını düzeltmeyi, o adamları adam etmeyi severler. Çünkü hayatlarında bir konuda veremedikleri bir mücadele vardır ve bu mücadele ruhunu o adamlara doğru yansıtırlar. Demek istediğimi çok iyi anladığınızdan adım gibi eminim. Çünkü aranızda muhakkak böyle kadınlar var. Hayatında bir mücadele isteği var, müthiş bir enerjisi var ve diyor ki ben bu adamı adam edeceğim. Bunu hırs yapıyor. Bakın bu saplantılı ilişki. Bana bu konuda çok fazla soru geliyor. Saplantılı ilişki nedir? İşte budur. Enerjinizi uzaya gitmeyi verin. <laughs> gidin uzaya yani aya gidin daha iyi. Enerjinizi daha iyi kullanırsınız. Ama tamamen serseri ruhlu, tamamen farklı bir dünyadan gelmiş, Uranüs'ten gelmiş resmen. Tamamen size karşı tamamen zıt. Hiçbir şekilde saygı göstermeyen. Tamamen sizin istemediğiniz her türlü davranışı yapan ve size kötü davranan bir adamı adam etmek için bu enerjinizi kullandığınızda bu mücadelecilik olmuyor. Bu sizi hırslı veya daha güçlü bir insan yapmıyor. Bu sizi sadece enerjisini yanlış bir şeye harcayan bir insan yapıyor enerjisini yanlış bir şeye harcayan. Bakın ben bu konuda küçük bir hikaye anlatacağım. Çok hoşuma giden bir hikaye vardır. Ben bunu anlatacağım. Osmanlı'dan gelen bir hikaye. Bir gün bir padişah bir yarışma açmış. Demiş ki halkın arasından en enteresan, en ilginç becerileri olan bir adama işte bir çuval altın vereceğim. Atıyorum. İşte bir sürü kişi katılmış bu yarışmaya. Arkadaşlar lütfen çok dikkatli dinleyin. Kıssadan hisse. Nasrettin Hoca fıkrası gibi olacak. İşte katılmış katılmış katılmış. Bir tane adam gelmiş. Adamın şöyle bir becerisi varmış ee, yaklaşık 10 metre mesafeden bir tane iğnenin ucunda hani delik oluyor ya o delikten bir tane ufak bir çok ince bir ipliği geçirebiliyormuş. Ya bu imkansız bir şey. Çok e, incecik bir iğnenin ucundaki delikten ipliği geçiriyor 10 metre mesafeden. Ee, i̇lk önce padişah onu alkışlamış demiş ki evet verin ee, bir çuval <laughs> altını sonra da bunu falakaya yatırın dövün. <laughs> Neden demişler ya enerjisini bu kadar saçma sapan bir şeye harcadığı için demiş. Arkadaşlar bazı insanlar enerjinizi almayı hak etmiyorlar. Bakın yalnızlıktan kaçarsanız yanlış ilişkilere gidersiniz. Yalnızlığınızla ve kendinizle öncelikle barışmanız lazım. Videolarımda bunu anlattım. Beni iyi takip edenler benim bu bakış açımı çok iyi biliyorlar. Bakın bütün bu çalışmalarda yıllardır verdiğim emek kadın erkek ilişkileri üzerine şunu gördüm. Birçok insan kötü ilişkilere tahammül ediyor çünkü yalnız kalmak istemiyor. Çünkü diyor ki nereden bulacağım yalnız kalmak istemiyorum yalnız başıma yemek yemek istemiyorum falan filan. Yalnızlıktan kaçmak eyvallah. Yalnızlığı kimseye zaten çok da fazla tavsiye etmiyorum. Ama her zaman için yedekte bir kendiniz olmalı. Yani ben baş başa kalırsam da bu hayatla başa çıkabilirim duygusu olmadan hep yanlış insanlara gidersiniz. Ve o insanlar size kötü davrandıkça, yanlış davrandıkça onları alttan almaya devam edersiniz. Neden? Çünkü yan, yalnız kalmak istemiyorsunuz. Konu bu. Enerjinizi elbette fedakarlık yapın. Elbette karşınızdaki insanın bir takım yanlış hareketleri olacak. Kimse mükemmel değil ama istikrarlı bir şekilde size yanlış davranan, hakkınızı vermeyen, sizin hak ettiğiniz sevgiyi, ilgiyi size vermeyen bir insana karşı daha ne kadar emek vermeyi düşünüyorsunuz? Nasıl olacak bu bir saplantı. Aslında siz ona saplantı olarak aşık değilsiniz. Kendinizi aldatmayın. Bakın ben yıllardır bu işle ilgili çalışıyorum. Sizin kafanızdaki şey şu. Saplantı olmanızın sebebi şu çok fazla emek verdiniz, yıllarınızı verdiniz ve tabiri caizse bir bataklık gibi çırpındıkça battınız, çırpındıkça battınız. Çünkü insan emek verdikçe, mücadele ettikçe farkında olmadan bilinç altında o insana bağlanır. Çünkü alacaklı duruma geldiniz, almak istiyorsunuz, sürekli verdiniz, sürekli verdiniz artık o da bana ilgi göstersin. Artık o da beni sevsin, ben bunu hak ettim diyorsunuz, haklısınız, mücadelenizde haklısınız. Ama o insan asla size asla size bu ilgiyi vermeyebilir. Ve bunun bir saplantı olduğunun o da farkında. Ve siz de içten içe bunun farkındasınız. Saplantı bir aşk mıdır Adil Bey diye yazmış Gülcan Hanım zannediyorum. Bundan birkaç ay önceydi ama notumu almışım buraya defterime. Saplantı bir aşk değildir. Saplantı bir alacaklılık meselesidir. Artık ondan almak istersiniz. Alamadığınız duyguları, sevgileri, gülümsemeleri, pozitif enerjiyi almak istersiniz. Ama o vermez. Vermedikçe sizin saplantınız büyür. Ve bu bir sarmaldır. Bunun sonu yok. Bunun sonu yok üzgünüm. Kendinize çok iyi bakın ve sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.